Hikmet dersleri, ruh beden münasebeti, bir terzinin elbiseyi insan bedenine göre biçip dikmesi, bir mühendisin binayı içinde oturacak kimselere göre planlayıp yapması gibi Cenabı Hakimi mutlak da bütün hayat sahiplerinin bedenlerini ruhlarına en uygun biçimde dokunmuş, en münasip tarzda yaratmıştır. İnsanoğlu tavuklara, kümes kanaryalara kafes yaptığı gibi o hakimi kerim de her bir nevi hayvanın ruhuna onlara en münasip ve istifadelerine en müsait cesetler giydirmiştir. Aslanın haşin ruhu ile kuvvetli bedeni ve keskin dişleri arasında tam bir münasebet olduğu gibi bülbülün hassas ruhuyla nazik bedeni Narin tüyleri, tatlı sesi arasında da yine tam bir tenasüp vardır. İnsan hayatı hayat tabakalarının en mükemmeli olduğundan ruh beden münasebeti de en güzel şekilde yine onda tezahür etmiştir. Bedendeki her ağza ruh için en güzel surette en faydalı şekilde, en münasip yerde yaratılmıştır. İnsanın gördüğü bütün işler, ortaya koyduğu bütün sanatlar, telif ettiği bütün kitaplar hep bu harika münasebetin mahsulüdür. İnsan ruhu bu kabiliyeti ile birlikte faraza bir devenin bedenine yerleştirilseydi belki helak olacaktı. Zira dın Zira dimağıyla ince şeyler düşünüp planladığı halde okuyup yazamayacak, kürsüde ders veremeyecek, minbere çıkıp hutbe okuyamayacak, hiçbir sanat dalında maharet gösteremeyecekti.